mutlu? Tabii biz de memnun kaldık. Zaten biraz önce de tahmin ediyorum ki Sayın Akif Hamza Çebi'nin de açıklamalarını ilk önce Sayın Ömer Çelik'in, sonra da Akif Hamza Çebi'nin açıklamalarını izlemişsinizdir. Evet. Vatandaşlarımız da izlemiştir. Bu toplantıda özellikle şunun üzerinde durduk. Zaten artık daha demokratik, çağdaş, insanların haklarını koruyan, eşitliği koruyan, sosyal devleti güvence altına alan, basın özgürlüğünü güvence altına alan bir anayasanın meydana getirilmesi konusunda bizim de bir tereddüdümüz, hiç kimsenin de bir tereddüdü veyahut da yapmayalım diye bir aksi düşüncesi yok. Evet. Hatta siz de biliyorsunuz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu konuda bir vizyon, öneriler paketini getiren de tek parti olmuştuk. Önemli olan şuydu: bunu nasıl yapacağız? Yani yöntemi ne olacak? Evet. Şimdi bugün bu yöntem üzerinde uzlaşabileceğimiz gibi bir görüntü çıktı ortaya. Hı hı. Bundan dolayı ben de çok memnunum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak da, demin Sayın Akif Hamza Çebi söyledi. Tabii bu görüşmede biz maddelere, maddelerin nasıl olması gerektiğine falan girmedik. Şu anda bizim için önemli olan, bir anayasa değiştiriyorsak veya bir anayasa yapıyorsak, evet, mutlaka yöntemi üzerinde. Çünkü şunu söyleyeyim. Evet, dediğim gibi içeriği konusunda biz demokratik bir anayasanın ne olması, neleri içermesi gerektiği konusunda zaten görüşlerimizi kamuoyuyla paylaştık daha 1 Mart'tan itibaren. Ama bunları tabii ki geliştireceğiz, konuşacağız, tartışacağız. Fakat önemli olan şu sevgili Didem Hanım. Bugün onun aşılabileceğini gördük. Bu çok önemli. Hepimizin dile getirdiği de buydu. Sayın Batum, bu arada ben şöyle bir araya girmek istiyorum. Sayın Batum, ben sizin sesinizi stüdyoda çok az duyuyorum. Onu teknikteki arkadaşlarıma söyleyeyim ve sorumu da sorayım araya girmişken. Bir uzlaşma komisyonundan söz ediliyor. Bir uzlaşma komisyonunun kurulacağı belirtiliyor. Başbakan Erdoğan da söyledi. Her partiden eşit katılım olacak dedi. Uzlaşma komisyonunun kurulmasını doğru bir yöntem olarak görüyorsunuz anladığım kadarıyla. Değil mi efendim? Evet. Yani biz şunu anayasanın şöyle yapılmayacağını düşünüyoruz. Hepiniz bana görüşlerinizi söyleyin. Tamam, görüşleri aldım. Ama sonra parlamentoda benim çoğunluğum var. İstediğimi ben yaparım. Bu anlayışın geçerli, demokratik bir anayasa yapılması için yeterli olmadığını düşünüyoruz. Sadece biz düşünmüyoruz. Bundan çok uzun değil, hep beraber yaşadık. Bir sene önce 26 madde değiştirildi. Hı hı. Biliyorsunuz. Evet. Tek başına AKP değiştirmek gücüne sahip olduğunu düşündü. Referanduma da gidildi. Fakat demek ki, bakın, bir sene sonra yeniden bir anayasa yapma, yeniden bu maddeleri değerlendirme ihtiyacını bütün partiler duyuyor. Demek ki bu yeterli değil. O zaman ne yapılması lazım? Nasıl yapalım? Partinin bunu yaptığı görüntüsünü ortadan kaldırmak lazım. Evet. Sadece görüntüyü değil, gerçeği de ortadan, böyle bir gerçeği de ortadan kaldırmak lazım. Bu nasıl yapılabilir? Uzlaşma komisyonu kurulur. Uzlaşma komisyonu ne yapar? Biz buna benzer bir anayasa komisyonu kuralım diyorduk. Bütün partiler temsil edilsin diyorduk. Aynı şekilde bir uzlaşma komisyonu kurulur. Her parti eşit temsilci verir. Bu komisyon sadece parlamentodaki partileri değil, parlamentodaki olmayan partileri de içerir. Dinler onları. Sivil toplum kuruluşlarını dinler. Görüşlerini alır. Bireylerin görüşlerini de alır. Ve arkasından bu komisyon üzerinde uzlaştığı noktaları anayasa değişikliğine dönüştürür. Şimdi bu çok önemlidir. Sayın Batum. Eğer bu olmadan bir anayasa yaparsa, evet. Bir virgül koyalım burada. Çünkü sadece anayasa çalışmalarını değil, öte yandan terörle mücadeleyi, 12 öğretmen kaçırıldı. Onunla ilgili görüşlerinizi de almak istiyorum. Biraz virgül koyalım, ara verelim. Daha sonra şimdi görüşmeler oldu. Siz işte 26 madde değiştirildi dediniz. Şimdi o zaman da değiştirilirken sizin itiraz ettiğiniz bazı noktalar vardı anayasa değişikliğiyle ilgili. Mesele referanduma gitti. Bu kez peki bir uzlaşma olasılığı güçlü müdür? Ne düşünüyorsunuz Sayın Batum? Şimdi bakın, bunu bugün AKP heyetinden aldığımız hava
ve onların söyledikleri çok önemli tabii ki bizi. Bunlar çok değerli siyasetçiler, bakanlar, AKP'nin çok değerli yöneticileri ve uzlaşma komisyonunun üyeleri, kendi işleri de kurdukları. O yüzden onların söylediklerine bu yönde iyi algılamak durumundayız. Bizim de söylediğimiz buydu. Kendi başına bir parti anayasa yaparsa bu yeterli olmaz. Bunu ben halka sundum diyerek bunu meşrulaştırma aracı sayılamaz. Çünkü aynısı 12 Eylül'de yapıldı. Biz halka sorduk, %93 oy aldık dendi. Dolayısıyla bunun meşrulaştırma aracı olarak kullanılmasını önüne geçmek lazım şimdi. Hep bunu söylüyorduk. 12 Eylül referandumu için de bunu söylüyorduk. Diyorduk ki beraber yapalım. Beraber yapmak için de gelin şu olsun. Biz de demokratik bir anayasa istiyoruz. Biz çok istiyoruz. Hatta bunun için dediğim gibi belli maddeleri eleştiri almak bahasına sunan tek parti olduk. Basın özgürlüğünden ne kastediyoruz? Demokrasi için bunlar lazım dedik. Gelin bunları tartışalım dedik. Ama şimdi şu var. Yöntem birinci usuldür. Önemli şeydir. Eğer iktidar partileri bugün Macaristan'da da, daha önce anayasasını yapan Romanya'da da, Güney Afrika'da da, bırakın Fransa'da son anayasa değişiklikleri yapıldı 2010. Çok önemli. Bunlarda da iktidar partisi şöyle demiş olsaydı, benim çoğunluğum var, istediğimi yaparım ben demiş olsaydı, o yüzden gelin görüşlerinizi açıklayın, nasılsa benim çoğunluğum var demiş olsaydı, bu anayasa değişiklikleri yapılmaz ya da kalıcı olmazdı. Peki Sayın Şimdi Batum, biz bunu siz izlenen yöntemden memnunsunuz. Heh. Ama içerik konusunda şimdi, daha bilmiyoruz ne olacağını kuşkusuz ama. Tabii örneğin başkanlık ve yarı başkanlıkla ilgili bazı unsurlar eğer içinde yer alırsa ya da başka unsurlar yer alırsa o zaman tavrınız ne olur acaba Sayın Batum? Şimdi şunu söyleyeyim, bakın burada yöntem olduğu takdirde ne gelirse gelsin, hı hı, vatandaşlarımız şundan emin olsunlar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu istiyoruz. Tabii ki bizim de bir demokrasi algılamamız var. O yüzden bunları kimsenin kafasında bir şey kalmasın diye açıkladık. AKP'nin kendine göre olacak, BDP'nin olacak, MHP'nin olacak, diğer partilerin olacak, bireylerin olacak. Kendi durumlarına çözüm üretecek, sendika üretecek. Şimdi önemli olan şu. Siz eğer getirin bana istediğinizi söyleyin. Nasıl olsa benim çoğunluğum var, istediğimi yaparım ben demezseniz ve derseniz ki yöntem olarak bütün partiler uzlaşırsa üstünde, arkadaşlar getireceğiz, herkes kendi görüşlerini getirecek buraya. Faraza diyorum bu uzlaşma komisyonunda oy birliğiyle ya da işte belli bir çoğunlukla 4-3'le 3-2'yle geçen bütün konuları parlamentoda derhal geçireceğiz. Burada çoğunluğu almamış tek başına bir görüşü ise parlamentoya getirmeyeceğiz. O noktasında uzlaştığı takdirde hiç korkmayın. Herkes tabii ki kendi görüşünü söyleyecek. Herkes kendi için önemli gördüğü maddeyi söyleyecek. Ama buna vardığınızda evet herkes getirecek. Sonunda 4-3'ün kabul ettiğini veya 3-2'nin kabul ettiğini veya oy birliğiyle kabul edileni biz anayasamız olarak benimseyeceğiz. Onu hemen anayasalaştıracağız dendiği peki, takdirde Sayın Batum, bundan hiç korkmayın. Bizim evet, birinci talebimiz buydu. Evet. Bugün de bu yönde bir değişiklik gördük. Yalnız sevgili Didem Hanım, bir şeyde çok önemli bu süreçte. Bu süreçte bakın çok ciddi olarak kendimizi bu sürece vermemiz lazım. Ama fırsatla medyaya da bir şey söylemek istiyorum. Aman ne olur özellikle senin aracılığınla da söylemek istiyorum. Aman ne olur bugüne kadar yapıldığı gibi bilimsellikten tamamıyla uzak esaslar üzerinde İktidar istiyor, istemiyor, biz şundan yanayız, bundan yanayız diye bu süreci bilimin tamamıyla dışında yürütmeyelim. Ne demek istediğimin bir örneğini vereceğim sana. Peki, alayım. Hatırla, 12 Eylül referandumu öncesini hatırla. Hı-hı. 12 Eylül referandumu öncesinde biz hep söylüyorduk. Bakın, Adalet Bakanı faraza diyorum, şeyin içinde olmamalı HSYK'nın, müsteşar olmamalı diyorduk mutlaka. Hı-hı. Şimdi örneğin çok basit bir şey söyleyeceğim. Adını da vereceğim ki çünkü bilelim bunları. Çok değerli bir hukukçu Orhan Gazi Ertekin her gün televizyondaydı ama her gün sizinki dahil. Her gün ve diyordu ki hayır olmalı. Çok da güzel olur böyle. Harika bir değişiklik yapılıyor diyordu. Bugün Sayın Orhan Gazi Ertekin kitap yazdı çok yanlış oldu diye.
ve bir daha da hiçbir televizyona çıkmıyor. Hiçbir televizyonda görmedim kendisini. Evet. Şimdi bunun için söylüyorum. Bakın adını da vererek söylüyorum. Bu yöntemle biz anayasayı falan tartışamayız. Neyi tartışırız o zaman? Çünkü bilimsel gerçekler dışında bir takım şeyleri tartışırız. Yani Sayın dolayısıyla Bakım... medyaya, evet, özellikle sana, özellikle sizin gibi birkaç tane önemli gazeteciye çok büyük bir işlev düşüyor. Biz olanı çok bilimsel olarak tartışmak zorundayız. Efendim istediler istemediler değil. Bakın bütün partiler görüşlerini açıklamalı. Oy birliğiyle ya da 3-2 ile 4-3 ile kabul görmeli. Bu toplumun anayasası olacak çünkü. Yani Sayın Hayır Batum, efendim Sayın Batum, bir tek işte biz karar verelim bana, AKP karar verecek. Sayın bu yanlış. Batum, bir uzlaşma komisyonundan bahsediyorsunuz. Ben içeriye girmeye çalıştıkça da işte bana bazı etik değerleri hatırlatıyorsunuz. Çok teşekkür ederim ama. Sana hatırlatmıyorum. Biliyorum. Sana hatırlatmıyorum. Biliyorum. Senin aracılığınla bütün medyayı hatırlatıyorum. Biliyorum. Sana peki, değil. Biliyorum. Diğer... Her şeyin o komisyonda bu işin ehli hukukçular tarafından konuşulması gerektiğini düşünüyorsunuz. Ama kamuoyunun da merak ettiği, işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin buradaki duruşunu merak ettiği noktalar söz konusu. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin kırmızı çizgileri var mıdır? Nerede duracak? Bugüne kadar savunduğu noktalar yine aynı şekilde komisyona devam edecek mi? Tamam içeriye girmeyelim ama sizin buradaki duruşunuzu da merak ediyorlar Sayın Batum. Yerden göğe kadar haklısın. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne o gönül vermiş ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı olan bütün seçmenler şu konuda içleri rahat olsun. Biz o yüzden söylüyorum tekrar neler istediğimizi bak geride bunu bırakmışsın deme durumunu bile göz önüne alarak ve göze alarak biz neler istediğimizi açıkladık. Hiç kimse endişe etmesin. Gerçek bir demokrasi demek şu demektir. Katılım olacak. Halk öyle ben seçimde giderim işte bana oy verilmiş listelere oy veririm değil. Gerçek anlamda katılım nasıl olacak? Gerçek anlamda özgürlükler nasıl güvence altına alınacak? Gerçek anlamda bir yargı bağımsızlığı nasıl sağlanacak? Gerçek anlamda bir kadın erkek eşitliğinde içeren, Alevi Sünni eşitliğinde içeren, Türk Kürt eşitliğinde de içeren eşitlik ilkesi nasıl güvence altına alınacak? Konularında biz... Bütün gerekli değişiklikleri yapmak konusunda gerçek bir demokrasiyi gerçekleştirmek konusunda hazırız. Açığız. Bize bunun dışında onları bırakın diyeceklerini tahmin etmiyorum çünkü bugün yöntemde konuştuk ama olursa bırakın onları. Bırakın basın özgürlüğünü bir tarafa. Bırakın eşitliği bir tarafa. Bırakın şunu bir tarafa. Şimdi gelin şu 3 maddeyle değiştirelim. Şu 4 maddeyi değiştirelim ilk önce. Şeklinde bir öneriyle ya da düşünceyle geldikleri takdirde Cumhuriyet Halk Partisi bunu göreceksiniz. Peki. Diyecektir ki hayır biz demokrasiye sonuna kadar varız. Ne istiyorsanız katılım için, özgürlükler için. Ne istiyorsanız bakın biz burada zaten önerimizi getirdik. Bize göre bunlar bize birileri der ki ileride göreceksiniz. Hayır bunlar yeterli değil. Peki Sayın Batum. Örneğin biz yok kalksın diyoruz. Evet. Sayın Batum. Buyurun buyurun. Buyurun. Ha, o yüzden hiç endişe etmesinler. Evet. Yani kırmızı noktalar şudur bizim için. Gerçek anlamda demokrasiyi gerçekleştirmeye yönelik bütün maddeler bizim şeyimiz içinde kalır. Kırmızı çizgilerimiz içinde kalır. Göreceksiniz. Sayın Amma Batum, ve lakin evet, bunun dışındakileri kabul etmeyeceğiz. Evet. Çok kısa olarak... Zaten getirecekler mi onu da bilmiyorum. Evet. Çok kısa olarak şu konudaki görüşünüzü de almak istiyorum ama çok kısa rica ediyorum. Gündemin diğer başlıkları, diğer konuklarımız da bekliyor çünkü. Sizi biraz tabii. Gecikmeli olarak alabildik. Şimdi terör dalgası devam ediyor bir yandan. 12 öğretmen kaçırıldı. Terörle mücadele konusundaki son yöntemi ve yapılanları ve yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Batum? Şimdi bakın bugün hep anayasadan konuşurken yani bir uzlaşma komisyonundan falan konuşurken tabii terörden konuştuğumuz zaman gene uzlaşamadığımız nokta ortaya çıkacak. Şimdi bu terör Türkiye'nin çok önemli insanların yaşama hakkının olmadığı, insanların kişi güvenliğinin olmadığı bir toplumdan söz ediyoruz. Şimdi şunu unutmamamız lazım. Her şeyi bırakın bir tarafa. Bu konularda çok ciddi olman lazım. Devlet şunu yapmaz bakın. Dün Sayın Başbakanımızı izledik. Bağrım yanıyor, bağrım, ciğerim yanıyor diyor. Şimdi bakın, bunu ciddiye alabilmek için
şunu düşünmek lazım. Terör dün başlamadı Türkiye'de. Terör Reşadiye'de 7 tane askeri göstere göstere öldürürken, göstere göstere bizim başbakanımız özel temsilcisini meğer oraya göndermiş Oslo'ya ve şöyle de diyormuş orada. Aşka geldiniz Reşadiye'de 7 kişiyi öldürdünüz diyor. Bunu söyledi, söyleyen özel temsilcisi. Şimdi biz bunu söylediğimiz zaman terörün bitmesini istemiyor. Hayır, biz bunu söyledik. Bu ciddi bir iştir. Türkiye'de insanların yaşamı tehlikede. İnsanların kişi güvenliği tehlikede. İnsanlar şehit oluyor. O sırada ne gösterdiler bize? Başbakanımızın o sırada ciğeri yanmıyor muydu? 7 tane kişi şehit olurken Reşadiye'de yanmıyor muydu? Ne dedi başbakanımız ona karşılık? Bülent Arınç bunu Ergenekon yapmıştır. PKK yapmamıştır dedi. Hep beraber yaşadık bunu. Peki Sayın Batum, ama şunu da hatırlatmakta fayda var. Şimdi terörle mücadelede farklı bir yöntem deniyor hükümet. Bunun üzerinde çalışıyor. Dolayısıyla bu noktadan bakmakta da yarar var zannediyorum, değil mi efendim? Tabii tabii, şunu söyleyeyim yalnız. Bakın, insan yaşamıyla Didem Hanım hata yapabilir. Süheyl Batum hata yapabilir. Buradaki herkes bireysel olarak hata yapabilir. Ama bir hükümet 9 sene sonra ya benim bütün yaptıklarım hataymış, terör tekrar azdı, dur bakalım yeni yöntem dediği zaman biz bunları söyledik. Sevgili Didem Hanım, sizin televizyonda beraber konuştuk senden. Sevgili Ece ile konuştuk, sizlerle konuştuk. Demokratik açılım içeriğini doldurmadan bu sonuçta çok kötü sonuçlara yer açar dedik. Sayın Başbakanımız ne dedi? Hayır dedi, demokratik açılım. İçeriği nedir dedik? Bilmiyorum, sonra dolar dedi. Yaşadık bunları. Sonunda nereye geldik? 12 tane öğretmenin kaçırıldığı duruma. Biz bunu daha önce yaşadık mı? Maalesef yaşadık. Yaşadık. Peki. Sonunda kim ne derse desin 99'da sonuna gelindi. Şimdi oradan ne dendi? 2002'ye geldiğimizi hatırla. Kürtçe konuşma yasağı kaldırıldı anayasadan, yasadan kaldırıldı. Televizyonlarda konuşma yetkisi. O dönemin başbakanları, cumhurbaşkanları bile artık Güneydoğu'da bütün ekonomik, sosyal, siyasal önlemleri almamız lazım dendi. Sıfır terörle. Sayın bugün nereye vardık tekrar? İnsanların yarınından güveni olmadığı, insanların sokağa çıkamadığı bir döneme vardık. Şimdi bu dönemde ben hata yaptım diyebilirim, siz diyebilirsiniz. Sokaktaki Ahmet Bey diyebilir, Ayşe Hanım diyebilir. Ama bir başbakan ya hata yapmışız yeni terör yöntemi derse buna çok ciddi bir soru işareti koyarım. Yani peki, bu sorun öyle bu ciğerim yanıyor, ciğerim denilerek. Ama bu noktada da anayasa çalışmaları konusunda bir uzlaşmaya varıyorsunuz görünen o. Umarım terörle mücadelede de beraber bir uzlaşı içinde olursunuz ve destek verirsiniz bir anlamda. Ama şunu söyleyeyim son. Sevgili Didem Hanım, peki. En son şunu söyleyeyim. Çok teşekkürler. Ve çok haklısınız ama bizim genel başkanımız bir yıldır ne diyor? Ya gelin önlemlerinizi söyleyin, görüşelim. Ekonomik, sosyal, siyasal ve askeri neyse her türlü yöntem bunun içinde, gelin evet. Konuşalım diyor. Umarım bundan sonra biz bu kapı da açılır. Bu kapı da açılır Sayın Batum ve bu görüşmeler İnşallah. Başlar. İnşallah. Çok teşekkürler. Hatalardan vazgeçeriz. Sağ olun. Ben